Şimdi bu izleme açısı nedir? Konusu biraz önemli benim için. Sebebini şöyle izah edeyim müsaadenizle. Televizyon tavsiyesi söz konusu olduğunda ben herkese şunu izah ediyorum. Diyorum ki televizyon tavsiyesi markaya özel değil, kişiye özel yapılır. Çünkü herkesin kendince bir izleme alışkanlığı vardır. Çünkü herkesin kendince bana lazım olan bir izleyici profili vardır. Benim o profili çıkarmam gerekiyor. Siz nasıl bir kullanıcısınız? Mesela siz bir futbol sever misiniz? Siz bir oyun konsolu hastası mısınız? Siz belgeselci misiniz? Siz acaba obsesif kompulsif miydi? Öyleydi galiba. Bu tarz takıntıları olan, ileri derecede takıntıları olan birisi misiniz? Ben markaları ve modelleri sizlere önerirken bu doğrultuda önermeyi tercih ediyorum. Çünkü kişiye özeldir paneller özellikle. Dolayısıyla da burada devreye ne giriyor? Sizin izleme açınız giriyor. Nedir izleme açısı? Gayet basit. Ben bu televizyona tam karşıdan mı bakıyorum? Aa yok, televizyonu duvara monte ediyorum ama ben sağ taraftaki şu koltukta mı oturuyorum? Yani yan açılardan mı izliyorum? Acaba 45 derecelik bir açıyla mı izliyorum? Yok ben neredeyse işte 70 dereceye kadar çıkacak açılarla oturuyorum. Televizyonumun düzeni öyle mi diyorsunuz? Bunlar önemli. Neden önemli? Çünkü sizin benden istediğiniz tavsiyeye benim size doğru cevap verebilmem için profilinizi çıkarabilmemiz, için de sizin evinizdeki oturma düzeninizi biliyor olmamız gerekiyor. Bu neden lazım? Size tavsiye edilecek olan televizyon üreticisinin kullandığı panel tipini belirleyebilmek için lazım. Burada örnek veriyorum. Ben oyun konsolu alacağım, dibinden izleyeceğim. Aramda 50 santim mesafe var. Tek başımayım diyen bir vatandaş için mutlaka ve mutlaka bulabiliyorsak eğer Twisted Nematic dediğimiz TN panel bir üretim bulmamız lazım. Ben ileri derecede futbol meraklısıyım. Futbol topunu adam şutu çaktı mı top böyle giderken arkasında gölge görmemeliyim diyorsanız tepkime hızı görece yüksek. TN panel kadar olmasa da görece yüksek olan Vertical Alignment dediğimiz VA panel yani VA panel lazım size. Ben belgeselciyim, renkleri çok severim. Aynı zamanda da televizyonumu yan açılardan izliyorum diyorsanız size in-plane switch dediğimiz IPS teknolojisine sahip bir panelle üretilmiş televizyon bulmak lazım. Ben hem yan açılardan izliyorum ama hem de futbol meraklısıyım. Gölgede görmek istemiyorum. Vertical bonding denilen o nalet şeyle de uğraşmak istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum diyorsanız eğer o zaman size bütçenizi arttırıp QD dediğimiz Kuantum Dot teknolojisine sahip panellerden veya işte duruma göre eğer üreticisine güvenemiyorum LG olduğu için ama NanoCell teknolojisine sahip panelle üretilmiş bir televizyon bakmak lazım. Ben ya hastanın da hastasıyım, bir gram dahi ışık sızması istemem, siyahı siyah gibi görmek isterim arkadaş diyenler için OLED teknolojisini duruma göre önermek gerekir. Dolayısıyla hani sizin İzleyici profilinizi çıkarıp izleme açınızı öğrenmeden benim size bir doğru marka ve model bulabilmem ve öneride bulunabilmem mümkün değil. O yüzden ben size izleme açınız nedir diye soruyorum. Sizin öncelikle izleyici profilinizin ortaya çıkması lazım. Sonra izleme açınızın ortaya çıkması lazım. Ya bana ne lazım? Size sağlıklı bir ürün önerebilmem için. Ne seversiniz? İzleme alışkanlıklarınız neler? İzleme açınız neresidir? Tam karşıdan mı seyrediyorsunuz televizyonu? 2 kişilik çekirdek bir aile misiniz? Futbol sever misiniz? Oyun konsolu mu kullanacaksınız? Yan açılardan mı izleyeceksiniz? 6 kişilik kalabalık bir ailesiniz. Hem karşıdan izleyenler hem yanlardan izleyenler mi olacak? Bütçeniz nedir? Kaç lira bütçe ayırabilirsiniz bu işe? Bana bunları bildirmeniz gerekiyor ki ben de size sağlıklı bir şekilde ürün önerisinde bulunabileyim. Bu videoyu çekmemin sebebi oydu. Bundan sonra izleme açınız nedir diye sorduğum arkadaşlarımdan hocam açı nedir diye bir soru geliyorsa bu videonun linkini yapıştıracağım. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.